Atasözleri ve deyimler. Önemli bir konu. Konuşmalarımızda bunları kullanarak karşımızdakine daha akıcı, daha anlaşılır bir dille konuşabiliriz. Bu yüzden bizim atasözleri ve deyimler konusunda gereken önemi göstermemiz lazım. Ayrıca biz bir de bunun sözlüğünü aldık, değil mi? Almayanlar da alsınlar. Şimdi atasözleri isminden de belli olduğu gibi atasözleri, ata büyüklerimizin sözleri anlamına geliyor. Halk tarafından bilinip kullanılan ama söyleyeni belli olmayan, bak herkes halk tarafından herkes biliyor ama söyleyen kim bilmiyoruz. Kim bu sözü söyledi de bugüne kadar geldi bilmiyoruz. Ama dededen, dedelerin büyüklerimizden bize kadar gelmiş bu tümceler. Söyleyeni belli olmayan, kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri halk tarafından bilinip kullanılan, söyleyeni belli olmayan kısa ve özlü sözlerdir. Burada atasözlerinde en önemlisi öğüt verici olması. Öğüt verici ve yol göstericidir. Öğüt verici ve yol göstericidir. Zaten şimdi birazdan örneklerle daha iyi anlayacaksın. Ya da bir örnek yapalım altımıza. Örnek. Bunu da kırmızı kalemimize yapalım. Örnek. İşleyen demir ışıldar. Ne anlatmak istiyor? Şimdi burada demirden bahsetmiyor. Onu söyleyeyim. İşleyen demir ışıldar. Demirden bahsetmiyor. Burada insanlardan bahsediyor. Yani çalışan bir kişi ne yapar? Işıldar. Başarılı olur. Işıldar. Işıldamak ne demek? Parlarsın, değil mi? Parlayınca herkes ne yapar? Sana bakar. Başarılı olunca da öyle olur. Başarılı olunca herkesin gözü sende olur. Bu bizim atasözlerimiz. Şimdi birazdan örneklerini daha da iyi şey yapacaksın. Genellikle, şimdi gelelim deyimlere. Genellikle gerçek anlamından uzak. Bak atasözlerinde de gerçek anlamımızdan uzaktaydı. Gerçek anlamından uzak. Kendine özgü bir anlam taşıyan. Kendine özgü bir anlam taşıyan, kalıplaşmış söz öbeklerine ne diyoruz? Deyim diyoruz. Deyim denir. Deyimler en az iki kelimeden oluşur. Bak bir kelimeden oluşmuyor. İki kelimeden oluşuyor en az. Deyimlerdeki sözcüklerin yerleri değiştirip yerine başka sözcükler yazılamıyor. Deyimlerdeki sözcüklerin yerleri değiştirilip başka sözcükler
yazılamaz. Bakalım bununla da ilgili bir örnek yapalım. Etekleri zil çalmak. Bu bir deyim. Ne demek, ne anlatmak istiyor olabilir? Etekleri zil çalmak. Deyimlerde ne demiştik? Gerçek anlamının dışında. Normal eteklerinde zil var, onlar çalıyor anlamında değil. Ne demek istiyor olabilir etekleri zil çalmak? Bir fikri olan var mı? Söyleyin Semih. Zille alakalı. Hayır. Gerçek anlamın tam uzağında. Heyecanlı olmak. Etekleri zil çalmak. Anlamı bu. Bak gördün mü? Gerçek anlamının ne kadar uzağında. Ve fark ettiysen bir kelimeyle olmuyor. Üç tane kelime var burada. En az iki kelimeden oluşuyor. Deyim. Ve sözcüklerin yerleri değişmiyor. Mesela etekleri yerine pantolonları zil çalmak diyemiyoruz. Değiştiremiyoruz. Deyimimiz etekleri zil çalmak. Yani ne demek? Heyecanlanmak. Heyecanlı olmak anlamında. Şimdi örneklerimize bakalım. Evet, bazıları nasıl da inatçıdır, kimseyi dinlemez, hep kendi bildiklerini yaparlar. Mesela inatçılığıyla ünlü hayvan kim? Hangi hayvan? Keçi. Mesela burnunun dikine gitmek. Ne demek burnunun dikine gitmek? İnatçı kafasına göre gidiyor. Kendi kafasına, kimseyi dinlemiyor, kimseye bakmıyor. Kendi kendine, kendi bildiğini yapıyor. Mesela biz burada ders yapıyoruz, orada başka bir arkadaş kendi kendine dersi yapıyor. Bizi hiç dinlemiyor, kendi kendine, kendi bildiğine göre yapıyor. Bu burnuna dikine gitmek, bu bir deyim. Bak konuşmalarımızda bunları da kullanmaya dikkat edeceğiz artık. Mesela İşte burada bir örnek vermiş. Burnun dikine, doğrusuna gitmek. Söylenenlere, verilen öğütlere aldırmayarak bildiği gibi hareket etmek. Kimsenin sözünü dinlememek. Kendi bildiğinden şaşmak. Ne diyor hep? Hep kendi bildiğin doğru diyor. Burnuna da ok işareti. Evet, bakalım başka ne var? Bazıları da bizi şaşırtır. Küçük boyuyla ne de çok şey biliyor deriz. Bunun da değil bak, büyümüş de küçülmüş. Duymuşsunuzdur büyüklerinizden size karşı söyleyeyim. Büyümüş de küçülmüş derler. Böyle küçük çocuklar şimdi özellikle teknolojiyle çok haşır neşir olunca büyükler görüp onun oradan yaptığını ne kadar da zeki, büyümüş de küçülmüş derler. Büyümüş de küçülmüşün anlamı, davranışları ve sözleri yaşının gerektiğinden üstün olan, büyüklere benzeyen, küçük, cesur, cesaretli çocuk. Bizim sınıfımızda büyümüş de küçülmüş şekilde olan öğrencilerimiz var. Onlar kendilerini biliyorlar. Evet, bazılarımız küçük yalanlar söyleriz ama bir de bakarız ki meydana çıkıvermiş. Bakalım bu neymiş? Foyası meydana çıktı. Bir yalan söyledin diyelim. Sonradan o yalanının anlaşılmasına ne diyoruz işte? Foyası meydana çıktı. Bazıları çok şey ister.
aza kanaat etmez. Hep daha çoğunu ister. Bakalım bu ne? Gözü yükseklerde olmak. Ne demek gözü yükseklerde olmak? Bulunduğu durumdan çok üstün bir durumu ulaşmayı istemek. Yoksa gözü yükseklerde, böyle gözü havada gezerek dolanmıyor yani. Ne yapıyor? Çok bulunduğu ortamı beğenmiyor, çok üstün başka bir durum istiyor. O gözü yükseklerde olmak demek işte. Mesela şu an ilkokuldasınız ama şu andan düşünüyorsunuz, avukat olayım, mimar olayım, şu kadar para kazanayım, şöyle bir işim olsun, böyle evim olsun. Bak şimdi bu gözü yükseklerde olmak. Bazıları bir iş yapmamak için bir sürü bahane uydurur. Olmadı işte der. Bakalım, ben zaten şanssızım der. İpe un sermek. İşte kendinden beklenen, istenen bir şey yapmamak için bir takım bahaneler üretmek. Var değil mi bizim sınıfımızda böyle? Yapmamak için bir şeyi bahaneler üretiyor. Gerçekleşmesi mümkün olmayan şartlar ileri sürüyor. İşte diyor ki ben şey gelirse yaparım. Evimde çok iyi, güzel bir masam olursa yaparım diyor mesela ödevlerimi. Ama evinde zaten masa var da çok güzel masa olacak. Öyle istiyor yani. Bu ne demek işte? Bahane üretiyor, engel üretiyor. Yapmamak için bahane üretiyor. Ne yapıyor aslında buna? İpe un seriyor. Evet, ama gerçek anlamda tabii ipe un sermek bu an buradaki adamın yaptığı gibi bir şey değil. Evet, şimdi deyimlerle ilgili şimdi atasözlerine biraz geçelim bakalım. Dinleme kurallarını yap. Pınar'ın bir bisikleti vardı. Biraz küçüktü ve Pınar ona hiç binmek istemiyordu. Hatta annesine bisikletini atmak istediğini söylemişti. Bir gün okula geç kaldı. Arabayı kaçırmıştı. Hemen kömürlüğe inip bisikletini aldı ve derse yetişti. Pınar'ın durumunu anlatan atasözü aşağıdakiler hangisi olabilir demiş. Kendi düşen ağlamaz. Bununla ilgili olabilir mi? Hayır. Ağaç yaşken eğilir. Sakla samanı gelir zaman. Evet, sakla zaman, samanı gelir zaman. Yani bir şeyi tedbirini alarak durursak yarın öbür gün işimize yarayabilir. Evet. Diğer atasözlerine de bakalım. Dinleme kurallarımızı yapalım. Kendi düşen ağlamaz. Şimdi sen yapmışsın, herkes seni uyarmış. Sen burnunun dikine gitmişsin. Kafana göre kendi bildiğini yapmışsın. Sonra başarısız olmuşsun. Burada artık ağlayabilir misin? Hayır. Kendi düşen ağlamaz. Yani kendin yaptın, kendin ettin, kendin buldun. Ağaç yaşken eğilir. Burada ne demek istiyor? Ağaçın yaşken eğildiğini değil, asıl önemli özellikleri küçükken öğrenildiğini gösteriyor, söylüyor, anlatmak istiyor. Evet. Ha, bir tane daha varmış. Sabreden derviş muradına ermiş. Mesela bu da resim çizmeyi beceremiyorsun şu anda. Öğretmenin ödevler veriyor onunla ilgili. Yap diyor. Sen beceremiyorum diye yapmıyorsun. Ama başka bir arkadaşın sabrediyor. Onun üzerine yapmaya çalışıyor. Devam ediyor. En sonunda ne yapıyor? Muradına eriyor. Artık güzel bir resim çizmeye çalışıyor. Başlıyor. Evet. Diğerine bakalım. Hasan arkadaşlarıyla tavla oynarken hile yaparak hepsini yeniyor ve onları kandırıyor. Bu durumda Hasan
Hasan için hangi atasözü söylenebilir? Saman altından su yürütmek, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Alışmış kudurmuştan beterdir. Adamın yere bakanından suyun sessiz akanından kork. E kaldırarak. Şükrü Kağan. De. Adamın yere bakanından suyun sessiz akanından kork. Bak Hasan ne yapıyor? Tavla oynarken hile yapıyor arkadaşlarıyla. Şimdi bu atasözlerine bakalım. Saman altından su yürütmek. Bu gizli gizli bir şeyler yapıyor. Başkalarının arkasından gizli gizli bir şeyler yapmak demek. İş çevirmek demek. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu atasözü de eğer arkadaşın nasılsa sen de arkadaşını benzersin, aynısındır anlamına geliyor. Alışmış kudurmuştan beterdir. Yani bir şey alıştıysak onu yapmadan artık duramaz hale geldiğimizden bahsediyor. Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork. Yani burada da sürekli hile yapmanından bahsediyor. Acı çeken insanların acısını hafifletmek için çaba göstermek insanlık görevidir. Acı çeken, sıkıntısı olan kimselerin sıkıntısını, acısını artıracak hareketlerden kaçınmak lazımdır. Bunu anlatan atasözü hangisidir? Bakalım. Acı patlıcan kırağı çalmaz. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Açık yaraya tuz ekilmez. Acı acıyı, su sancıyı keser. Çoban olmayan koyunu kurt kapar. Çoban olmayan koyunu kurt kapar. Hangisi buradaki metne uygun? Elif Hasan. Açık yaraya tuz ekilmez. Bak ne diyor burada? Acı çeken insanların acısını hafifletmek için çaba göstermek lazım dedi. Onların sıkıntısını, acısını arttıracak hareketlerden kaçının dedi. Açık yaraya tuz ekersen ne olur? Canın daha çok acır. Sen de eğer böyle acısı olan insanlara o acısını hatırlatırsan ne yapar? Daha çok üzülür. O yüzden açık yaraya tuz ekilmez. Zamanında hesabını iyi yapmayıp geçim sıkıntısı çeken, çok borcu olan insanlar için kullanılan atasözü hangisidir? İnsanı gam, duvarı nem yıkar. İnsanın adı çıkacağını canı çıksın. İnsan, insanın şeytanıdır. Bol bol yiyen bel bel bakar. Nusima? Oku. Bol bol yiyen bel bel bakar. Zamanında hesabını yapmamış. Hep har vurmuş, har savurmuş. Parayı çarçur etmiş. Ne oluyor sonra? Geçim sıkıntısı çekiyor. Çok borcu oluyor. Ne diyoruz öyle durumlara? Bol bol yiyen bel bel bakar. Evet. Atasözleri ve deyimler dersimiz bitti. Mutlaka atasözleri ve deyimler sözlüğümüz olsun. Alanlar onları arada bakın. O atasözü hangi atasözü ne anlama geliyor? Hangi deyim ne anlama geliyor? Ve mutlak olduğu sürece de bunları konuşmalarımızda kullanalım.